Çiftçi TV'den Bu Toprağı Sesi programından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, bundan böyle her pazar saat 18'de sizlerle birlikte olacağız. Tarım ve hayvancılık üzerinde projeler üreten genç girişimcilerimizi ve üreticilerimizi sizlerle buluşturacağız. Amacımız hem çiftçilerimizi hem üreticilerimizi doğru bilgilendirmek hem de keyifli vakit geçirmek. Dop dolu çok güzel bir program sizleri bekliyor. Bu Toprağın Sesi başlıyor. Sevgili seyirciler, kadın girişimcilerin hem programımız açısından hem ülkemiz açısından çok önemli. Böyle değerli kadın girişimcileri sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Nergis Kılıç. Özellikle Vitamin Y projesiyle kadın girişimcilik kimliğine bambaşka bir açı kazandıran bir isim. Tabii hem markamızı konuşacağız hem başarı hikayemizi konuşacağız. Ayrıca Kadınlar Günü'nde yaptığımız bu çekimin farklı da bir anlamı olacak. Böyle güçlü, başarılı bir kadın girişimciyi sizlerle buluşturmanın keyfini ikinci kez yaşamış olacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Cengiz Bey. Kısaca biz sizi tanıyalım Nergis Hanım. Bu girişimcilik hikayeniz nasıl başladı? Ne kadar süredir iş hayatındasınız? Öncelikle onu izleyicilerimizle paylaşalım. Yaklaşık 25 yıldır iş hayatındayız. Grup Vitamin Tarım Ürünleri anonim şirketine 15 yıldır kurduk. Kurucususunuz. Evet. Kurucu ortağıyım diyeyim. Bu pandemi döneminde bu dijitalin verdiği itici güçle Vitamin Y markamızı oluşturduk. Vitamin Y ile büyük hedeflerimiz var. Nedir bu projemizin adı, nasıl ortaya çıktı, amacımız neydi? Burada perakende evlere servis hizmeti sunmak ama farklı bir servis hizmeti sunmaktı projenin temel amacı. Biz özel hazırlanmış paketlerle, özel hazırlanmış kutularla müşterinin ayağına hiç el değmeden kutuları kendilerinin açabileceği şekilde çok hijyenik bir hizmet sunuyoruz. Ayrıca kargo firmaları yerine kendi araçlarımızla kendi kargomuzu yapıyoruz. Bu da bizim bir farkındalığımız. Bütün işe hakim oluyorsunuz, dolayısıyla kontrol etmek de çok kolay. Evet, zaten akıllı zeka biliyorsunuz, dijital sistem. Onun kontrolünde bir sıkıntı olmuyor. Neler var bu sebze ve meyvelerde sunduğunuz? Yaklaşık 150 çeşit ürünümüz var. Sebze meyvelerin dışında artı olarak yenilebilir çiçekler var. Özel olarak üretilir. Nelerdir bu çiçekler? Hogan çiçeğinden tutun papatyaya kadar, menekşeye kadar dünya mutfağında salatalara kullanılabilen özel çiçekler üretiyoruz. Kuru mu, yaş mı bunlar? Yaş, bildiğiniz taptaze. Bizdeki bütün ürünler taptaze. Evet. Meyve ve sebzelerde neler var? Domatesten tutun, yani bir evin mutfağına girmesi gereken, giren tüm ürünler mevcut. Nerelerde nasıl temin ediyorsunuz ve ne kadar süre içerisinde bu tüketiciye ulaşıyor? İşte bu kısmı aslında olayın çok güzel. Hangi ürün Anadolu'nun hangi şehrinde üretiliyorsa, kendi üretim yerlerimizde bulunmuyorsa dahi, ülkemizdeki kadın kooperatiflerinden yine kadının verdiği bir güçle temin ediyorum. Aynı gün araçlara, siparişin geldiği an araçlara yükleniyor. Buraya, merkezimiz olan İstanbul'a ürünler geliyor ve biz aynı gün son alıcıya, müşteriye ulaşıyoruz. Ulaştırıyoruz. Şu an tesisin içindeyiz. Evet. Çok güzel bir ekipte çalışıyor harır harır. Nasıl bir işleyiş söz konusu? Buradaki süreçten de bahsedelim. Burada günlük bir operasyon söz konusu. Yaklaşık 2000 metrekare şu an bulunduğumuz yer. Soğuk hava dahil olmak üzere. Ürünler her gece buraya gelir. Kamyon ya da tırlarla bölgelerden iner. Ve bu ürünler elleştirilerek siyah sepetlere, mantar kasalara koyulur. Daha sonra da toptan kısmımız, işte toptan yerlere gider. Perakende kısmımızda da özel olarak, özel kalibreler olarak seçilir bu ürünler ve paketlenip, araçlara yüklenip yola çıkarlar. Nerelerde nasıl ulaşıyor sizlere tüketici? Vitamin Y'ye nasıl ulaşıp sipariş veriyorlar? O süreç nasıl işliyor? Vitaminy.com Google üzerinden ulaşabiliyorlar. Instagram, Facebook, LinkedIn hesaplarımızdan ulaşabiliyorlar. Ama zaten yazımı çok kolay. Vitaminy.com yazdıklarında sitemize giriş sağlayabiliyorlar. Çok basit, çok soft bir site yaptım.
Yani en küçük yaştan en büyük yaşa kadar çok kolay bir şekilde alışverişlerini tamamlayabiliyorlar. Üyelik istiyor mu yoksa herkes girebiliyor mu? Herkes girebiliyor, dileyen üye olmak isteyebiliyor. Avantajları olacaktır değil mi? Şöyle bir avantajı var, kapıda ödeme de mevcut. Yani biz güveniyoruz müşterilerimize. Bugüne kadar da bir sıkıntı yaşamadık. Yaklaşık 3000. siparişimizi aldık. Daha hiç kapıda ödemeyi işaretleyip de param yok diyen olmadı. Yani bakabiliyorlar zaten gördüklerinde, içleri rahat oluyor. Evet. Sanırım sitenizde sayfalarınızın bütün o süreci gördükleri için her şeye şahit oluyorlar değil mi? Evet. Peki bu tür alışveriş yapmaları, vitamin E'den alışveriş yapmaları onlara ne tür avantajlar sağlıyor? Bir kere doğal ürünleri temin etmiş olacaklar. Evet, pazardan, manavdan seçerek aldıkları ürünün daha bir iyisini, daha bir güzelini, daha bir tazesini bizden temin edebiliyor olacaklar. Zaten ilk alışveriş yapan müşterimiz mutlaka devamını getiriyor. Ben bir kere alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Zaten zamandan ondan da kazanıyorlar. Tabii yani taşımaktan bir kere kazanıyorlar. Yani bir kişi pazara çıktığı zaman en az 13-14 kilo alıyor. Yani bu bizim ev hanımlarımız için de zor, çalışan hanımlarımız için de çok zor bir süreç ve zaman kaybı dediğiniz gibi. Özellikle pandemi döneminde çok daha kolay olacak bu tür alışveriş. Tabii, çok güzel. Riskten de kurtulmuş olacaklar o sokağa, evet. Çıkma, evde kal diyoruz çünkü. Evde kalırken de ama hiçbir işimizden de geri kalmamamız gerekiyor. Bu kolaylığı onlara aslında direkt üreticiden tüketiciye değil mi? Sloganınız da bu zaten. Evet, sloganımız o, üreticiden tüketiciye. Bunun dışında kadın girişimci olmanın verdiği bir şey var. Bu iş erkeklerin işi olarak biliniyor. Ne kadar yapamazsın, edemezsin deseler de bir kadın olarak böyle bir işin altından çıkabildiğimizi de gösteriyorum. Bu arada hizmet alanımız nereler, pazar payımız nereler? Biz vitaminye.com'la aslında son tüketiciye ulaşıyoruz. Çalışan kadınlarımız özellikle alışveriş yapıyor. Yaklaşık %60'ı aslında beyaz yaka çalışan kadınlarımızdı. Şu an ev hanımlarından da rağbet gelmeye başladı. Ev hanımlarımız biliyorsunuz bütçeyi çok böyle küçük hesaplayarak hareket ederler. Bizim sitemizde onların da yerinin olduğunu gösterdik biz onlara. Çünkü marketlerden ve pazarlardan daha uygunuz. Direkt üreticiden ulaştığı için. Şu an %40'lık payımızda ev hanımları da mevcut. Coğrafya olarak nerelerde hüküm sürüyor daha çok bu proje ve nerelere kadar uzanabilir? Şu an İstanbul'un tamamına hizmet veriyoruz, hiç ilçe bölge ayırmadan. Artı olarak Kocaeli'ye geçiş sağladık şu an son 2 aydır. Yani ufak ufak yayılıyoruz. Tabii ki ilerisi için hedeflerimizi konuşurken üretimin yapıldığı yerler de önemli değil mi? Türkiye'nin birçok noktasından ürün geliyor. Nerelerden ne geliyor? Ve oradaki o emekten de biraz bahsedelim. Antalya'dan tutun Bursa'ya kadar, Adapazarı'ndan tutun Mersin'e kadar, neredeyse tüm şehirlerde yerlerimiz var, emekçi kadınlarımız var ürünleri üreten. Yani her ürünün yetiştiği bölgeden geliyor. Neden sizi tercih ediyorlar? Bizi tercih etmelerinin sebebi bir numarada aslında güven. 2 numarada ürünlerimizin gerçekten taze ve yani şöyle bir şey söyleyeyim. Dolma biber gönderiyoruz aynı boy. Normalde bir bayan olarak biz pazara çıktığımızda ya da marketten alışveriş yaptığımızda biberleri hepsi aynı boy olsun diye seçeriz ya da kabakları aynı boy olsun diye seçeriz. İşte salatalığı düz seçmeye çalışırız. Biz bunları zaten onlar için yapıyoruz. O yüzden bizi tercih ediyorlar. Yani onlar için her şeyi düşünüyorsunuz en ince ayrıntısına kadar. En tazesini, en sağlıklısını, en güvenlisini ve en güvenli yolda onlara ulaştırıyorsunuz. Evet. Ne söyleyelim, ne ekleyelim? Bizi Türkiye ile birlikte birçok yerden izliyor. Kadın girişimci adayları da vardır. Son olarak onları da paylaşalım duygularınızı. Ben bir küçük bir şey daha söyleyeyim son olarak. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın yaklaşık 25 milyon TL'lik bir yatırım belgesine hak kazandık. Biz bunu aldık. Şu an o yatırım projemizin arsa tahsisi kısmındayız. Şu an İstanbul Tuzla civarı yaklaşık 50 dönüm kadar bir arazi arıyoruz hazineye ait. Bununla ilgili tüm girişimlerimizi yaptık ama henüz sonuç alamadık. Devlet büyüklerimden bu işe bir el atmalarını rica edeceğim burada. Bir kadın girişimci kimliğinizle etkili olacaktır. Evet. Eminim yardımcı olacaklardır değil mi? O birlikte girişimci ve idari kısmın, yönetici kısmın birlikte yol alması bence çok değerli değil mi? Evet, kesinlikle.
ve ülkemizde kadınların gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Güçlü kadın, güçlü Türkiye. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Böyle güçlü bir kadınla yayın gerçekleştirdiğim için mutluyum. Bereketli olsun, hayırlı işler dileyelim. Teşekkür ediyorum. Tarım ülkemizin birçok noktasında çok önemli bir sektör. Tabii bu sektörün ilerlemesi ve gelişmesi gerekiyor. Bu noktada da genç girişimcilerimizin katkıları çok fazla. Yaptıkları yatırımlarla hem bulundukları bölgeye hem de içerisinde oldukları sektörü geliştirip değiştiriyorlar. İşte öyle bir isimle birlikteyiz. Bolu'dayız. YK Reform Tarım'ın ofisindeyiz. Yanımızda da firma genel müdürü sevgili Yetiş Kılıç var. Hem markamızı hem amacımızı hem tarım alanına katkılarımızı birlikte değerlendirelim. Tabii birçok alanda çalışmaları ve ürünleri var. Özellikle bu anlamda ürün alırken nelere dikkat edilmeli? Bu ürünler nasıl kullanılmalı? O anlamda da değerli bilgileri sizlerle paylaşacağız. Merhabalar Yetiş Bey. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Yetiş Bey. Hoş bulduk. Hem sizi tanıyalım hem de bu işe ne zaman girdik, ne kadar süre oldu bu işin içindeyiz, tarımla ilgili uğraşıyoruz, onu izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki Yetiş Kılıç ismi. Ziraat mühendisiyim. Sektörde 3. yılımız. İşimiz nedir? Tarım alanında dedim ama neler yapıyoruz? Şöyle anlatayım. 4 tane ana distribütörlük firmasının ürünlerini Trakya, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde pazarlamasını yapıyoruz. Nedir bu ürünler? Ürün çeşitlerimizden bahsedelim. Tohum, fide ve gübre üzerine uzmanlık alanımız. Tohumda neler var? Mesela tohum deyince aklımıza meyve, sebze birçok şey geliyor ama sizde neler var? Bizde iki tane tohum firmasının distribütörlüğünü yapıyoruz. Bir tanesi Hollanda firması Reinseed, dünyaca ünlü bir firmadır. Standart ve hibrit sebze tohumlarımız ve bunların tabii ki fidelerini de yapıp yetiştirip anlaşmalı fideliğimizle bunları da müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Yaz sebzesi, kış sebzesi hepsi var mı? Tabii ki hepsi var. Tohumları nereden üretiliyor? O bölgeden üretilip size geliyor. Siz buradan direkt tüketiciyi, üreticiyle aslında buluşturuyorsunuz. Evet, Reinseed firması Hollanda. Bütün ürünlerimiz ithal, kaliteli ürünlerdir. Zaten kalitesine güvenmediğimiz herhangi bir ürünü ürün portföyümüz içine koymayız. Gübre değil derken de aklımıza birçok şey geliyor. Sıvısı var, katısı var. Çeşitlerimiz neler, nerelerden temin ediyoruz? Evet, gübre Citsa firmasının distribütörlüğünü yapıyoruz. Antalya firmasıdır. Bu da kalitesini ispatlamış, yıllardır sektörde olan bir firma. Kıbrıs ve Azerbaycan'a ihracatımız da bu firma üzerinden yapıyoruz. Gübre derken bitki beslemenin önemi artık çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bu bağlamda birim alandaki ürün maliyetini düşürmek hedefimiz, aynı zamanda birim alandaki rekolteyi artırmak. Verimliliği artırmak tabii ki. Bunu nasıl sağlayacağız? Kullanım miktarı, kullanım şekli, doğru ürünü doğru gübreyle buluşturmak da önemli değil mi? Evet tabii ki. Her bitkinin bitki besini gereksinimleri farklıdır. Bizim ülkemizde alışılagelmiş babadan geçen bir tarım yapılmakta. Geleneksel tarım diyeyim. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu noktada toprak analizleri, bitkinin gerçekten ihtiyacı olan bitki besin elementleri, iz elementler, bunun veya tohuma özel çalışmalar yapmak gerekiyor. O bölgenin toprağına özel çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani doğru tohumu doğru toprakla buluşturmanın yanı sıra onu besleyecek doğru ürünü de tabii ki. Yani bitki besleme olayına bir sanat gözüyle bakmak gerekiyor. Her bitkinin tabii beslenme şekli, süresi ve mevsimi farklıdır, değil mi? Tabii ki. Tohum atıldıktan ve yaşamaya başladıktan sonra
Artık hikayesi başlıyor ve ürün alınıncaya kadar, son ürün alınıncaya kadar o doğumdan her dönemindeki istekleri de farklı. Biz bunlara cevap vermek istiyoruz. O kullanım dozu, kullanım şekli, doğru ürünü seçme konusunda da bilgilendiriyor musunuz çalıştığınız? Tabii ki. Firmamız bünyesinde mevcut bitki besleme uzmanımız var. Tarla günleri yapıyoruz. Köy toplantıları yapıyoruz. Çiftçiyle de direkt buluşuyoruz. Onu soracaktım. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Nasıl bir iş bölümü var? Şu an 5 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Benimle birlikte. 3 tane sahada sorumlu ziraat mühendisi arkadaşımız mevcut. Firmamız bünyesinde bulunan medikal grubunda bir adet arkadaşımız sorumlu. Firmamız bünyesinde aynı zamanda medikal ürünleri, galoş, maske, bone, bunların satışını da yapmaktayız. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda dezenfektan taleplerini karşılayabilmekteyiz. Toplamda kaç kişiye istihdam sağlıyoruz? Aslında yerel üreticileri de dikkate alırsak. Yani normal 5 kişi ama yaklaşık 400 adet zira ilaç bayisiyle birebir çalışma içerisindeyiz. Onlarla kontak halindeyiz ihtiyaçlarını karşılamak için. Şu an sahada olan arkadaşlarımız var mı? Bu mevsimde daha çok neye yönelik çalışmalar? Sanırım tohum serpme değil mi? Evet, yani tohum satışlarımızı sonlandırdık. Şimdi bitki besleme, gübre satışları devam ediyor. Nisan ayı ile birlikte fide satışlarımız başlayacak. Bu birbirini takip eden süreçler. Onu diyecektim, mevsimine göre yoğunluğunuz değişiyor. Değişiyor. Evet. Evet. Peki ürün alırken neye dikkat etsin? Özellikle gübre seçiminde neye dikkat etsinler mesela? Çiftçiden bahsediyorsak kalitesi, yani parasından ziyade kalitesine dikkat edilmeli. Uzman bir bitki besleme uzmanının verdiği reçete ile tavsiye üzerine değil de reçete üzerine çalışma yapılması gerekiyor. Yani bu konuda da çok eksiklerimiz var. Tohum da önemli. Sertifikalı tohum diye bir tabir de kullanılıyor değil mi? Evet. Tohum alırken de alacağı yeri ve markanın önemi büyük sanırım. Ya, tabii ki, kesinlikle. Neye dikkat etsinler bu noktada? Bildikleri yerlerden mi, beraber uzman birileriyle mi yol alsınlar seçimlerde de? Tabii ki, yani ticari faaliyet yapıyorlarsa hibrit tohumları zaten tercih edecekler. Buradaki asıl kriterler, yani fiyat kriterinin önüne geçmemeli, kalitenin önüne geçmemeli. Kimlerle çalışıyorsunuz? Müşterilerinizi daha çok kimler oluşturuyor? Bizim zira ilaç bayileri, bahsettiğim gibi Trakya, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarındaki zira ilaç bayileri, tarım kredi kooperatifleri, ziraat odaları bizim müşterilerimiz. Çiftçilerle ya da yerel üreticilerle nasıl bir ilişkiniz var? Bayiler aracılığıyla direkt ilişkilerimiz var. Biz çiftçiye, vatandaşımıza direkt satış yapmıyoruz ama satış yaptığımız bayinin ihtiyaçları doğrultusunda onların bölgeleri, bu bölgelerdeki ekilen ürünler, ürünlerin işte ekiminden hasatına kadar ki süreçte talepleri doğrultusunda yanlarında oluyoruz. Fide olarak bu mevsimde daha çok neler öne çıkıyor? Fide, yani yazlık, kışlık, de kışın genelde böyle brokoli, karnabahar, pırasa türü şeyler, yeşil yapraklı. Yeşillik diyelim biz onlara. Evet. İşte Nisan ayıyla birlikte başlıyoruz. Domatesi, biberi, karpuzu. Onların ekilmesi zamanı ve süresi de önemli, dikilme ya da diyelim. Tabii ki. Bizim anlaşmalı fideliğimiz Antalya'da. Mega Fide ile çalışıyoruz. Onlar da işlerinde gerçekten profesyonel insanlar. Bölgenin tamamına yakın fidesini biz temin ediyoruz diyebiliriz artık. Bitki besleme aslında çok önemli bir konu. Biraz önce değindik ama biraz detaylı anlatalım. Bitki beslemenin önemi nedir? Neler sağlar hem üreticiye hem bitkiye? Ve nasıl bir yol izlenmeli bu noktada? Bitki beslemeye az önce de ifade ettiğim gibi gerçekten bir sanat gözüyle bakılmalı.
Bitkinin her evresinde ihtiyaçları ve istekleri farklı. Bunlara cevap vermeliyiz. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Sen vereceksin, bitki de sana verecek. Yani buradaki hedef, birim alandaki maliyeti düşürmek ve birim alandaki verimliliği artırmak ve sürdürülebilir hale getirmek. Burada sürekli aynı toprakta aynı ürün yetiştirmektense ekim münavebesi yoluyla bunu çeşitlendirilebilir. O zaman her bölgeye farklı çalışmalarınız olur. Bölgelerin iklimleri ve toprak yapısı değiştiği için her bölgeye uygun olan farklı bitkiler ve tohumlar vardır. Tabii ki. Bu noktada o bölgede çalışacak ya da çalışan personelimizi de, uzman personelimizi de o bölgenin, bölgede yaşayan, bölgeyi bilen, yani oranın çocuğu olarak yani isteyip bu şekilde istihdam ediyoruz zaten. Dolayısıyla bu noktada çok zorlanmıyoruz. Bilinçli olduğu takdirde birlikte yol aldıklarında daha iyi yol alınabiliyor. Peki bu sektörde en çok karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunlar nasıl çözülebilir? En çok geri dönüşleri nerede alıyorsunuz? Geri dönüşler noktasında bizim de 2019 yılında çalışmaya başlayan bayilerimiz hala devam ediyor. Benim en çok mutlu olduğum noktalardan bir tanesi bu. Bayinin kalbine dokunmaya çalışıyoruz. Çiftçinin kalbine dokunmaya çalışıyoruz. Para kazanmaktan ziyade insan kazanmayı tercih ediyoruz. Bu devamını getiriyor zaten. Şimdi bizi izleyenler arasında ulaşmak isteyenler olabilir. Sizlere nerelerde, nasıl ulaşabilirler? Ürünlerinizi nerelerde bulabilirler? Web adresimizden ulaşabilirler. Telefonlarımızdan ulaşabilirler. İrtibat kurduklarında her konuda yardımcı oluyorsunuz ya, zaten. Tabii ki. Bir tane teyzem aramış, balkonunda çeri domates yetiştiriyor. Yardımcı oluyoruz yani. Tam da onu soracaktım. İlla çok büyük üreticiler ve çiftçiler değil, hobi olarak yapanlar da aslında sizinle çalışıyor değil mi? Tabii ki. Müşterinin ya da ticaretin büyük küçüğü olduğunu düşünmüyorum. Tek bir ürün dahi istese seve seve o ürünü hazırlayıp yerine ulaşması için elinden geleni yapıyorum şahsen. Özellikle arkadaşlarımı da bu şekilde yönlendiriyorum. Geçmişle bugünü değerlendirdiğinizde ve ileriye baktığınızda tarımla ilgili ne öngörüde bulabilirsiniz bir ziraat mühendisi olarak? Şu an dünya genelindeki bütün önceliklerimizin önüne geçer. Ben bunu görüyorum. Silahtan, paradan çok daha kıymetli ve önemli. Şöyle ifade edeyim. Son dönemde yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte bu biraz daha ön plana çıktı. Netleşti. İnsanlar evlerinde saksılarda bitkiler yetiştirmeye başladı. Şehirlerden kaçanlar köylere gelip bir şeyler ekip biçmeye başladılar. Gıda olmadan yaşayamayacağımızı, üretim olmadan yaşayamayacağımızı bir perçinledi bu noktada ve dünya genelinde uluslararası gelişmiş ülkeler diyeyim, buradan bizim gibi ülkelere tohum satan firmalar azalttılar, ihracatlarını azalttılar, kendi iç piyasalarına döndüler, kendi stoklarını artırdılar. Bu bağlamda bütün ülkeler hemen hemen aynı şeyi yaptı. Aslında ne yiyorsak oyuz, dolayısıyla hayatın doğadan, topraktan ve tarımdan geçtiğini bir kez daha anlattık. Zaten insanın o yerleşik hayata geçerken ilk yaptıkları şey tarımdı. Evet. Tarım aslında modernleşmenin de üzerinde bir şey. Ekip biçtikçe, ürettikçe sanırım değer kazanıyoruz ve geleceğe daha da güzel bakıyoruz. Kesinlikle. Bu zaten hani tarihsel olarak da böyledir. Bir ülkenin gelişmişliğinden bahsetmek için ya da gelişmek istiyorsa tarım, ağır sanayi, teknoloji şeklinde hiyerarşik düzeni budur bunun. Yani tarımını halletmemiş bir ülke ağır sanayileşemez. Ağır sanayisi olmayan da teknolojiyi kuramaz. Yani tüketici bir toplum
benim için eftal bir toplum değil. Üretmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun üretmemiz gerekiyor. Peki geleneksel tarım ve modern tarımı kıyaslarsak hangi verimlilikte tabii ki modern tarım ama geleneksel tarım unutuldu mu ya da ona da bir dönüş var mı yoksa çağımız modern tarımı gerekli ve daha mı önemli kılıyor? Tabii ki modern tarım geleneksel için. Tabii ki nüfusun artışına göre ürünlerdeki rekolterin de artması gerekiyor. Dışa bağımlılık bu noktada olmaması gerekiyor. Tarımda dışa bağımlı olmamalıyız. Hayvancılıkta dışa bağımlı olmamalıyız. Yetiyoruz çünkü kendimize değil mi? Yani yetebiliriz. Yetebiliriz. Aslında. İstersek yeteriz. Peki gençleri bu konuda ilgili buluyor musunuz? Kendi bölgelerinde bu işi yapmanın öneminin farkındalar mı? Bu işin bir kazanç yönü de var çünkü aslında bir fabrikada çalışmaktan daha çok kazanabileceklerini biliyorlar mı, farkındalar mı? Değiller. Yani ben olsam, bir köyle bir bağlantım olsa, köyde yaşayan bir ailem olsa, ben inanın orada yaşamak isterim, üretmek isterim, ekip biçmek isterim. Çalışırım, orada faaliyet gösteririm yani. Peki bu mühendislik alanında, ziraat mühendisliği çok önemli. Bu anlamda yeterli buluyor musunuz oraya ilginin, oradaki eğitimin sahaya geçtiğinde ne tür sorunlarla karşılaşabileceği konusunda olumlu mu düşünüyorsunuz? Ya olumlu düşünüyorum tabii ki. Şöyle, mühendislik kimliğini versin, okul mühendislik kimliğini versin yeter. Saha bulabiliyor musunuz çalışabilecek, kendinizi gösterebilecek alanlar arttı değil mi? Tabii ki. Ziraat mühendisliği, ziraat fakültelerinin iş hacmi çok fazla. Yani bir ziraat mühendisi hayvancılık da yapabilir, bir ziraat mühendisi peyzaj mimarlığı da yapabilir, toprakla da uğraşabilir, yol yapım çalışmasında bile çalışabilir. Ekebilir, ektirebilir, biçtirebilir. Türkiye'deki ziraat fakültelerinin durumu her ne kadar belli olsa da, sadece literatür ve kitabi bilgilere dayalı olsa da, tabii gelişmeler de yok değil. İlerisi için hedefleriniz ne? Hem firma olarak hem kişisel olarak bir ziraat mühendisi olarak. Yani bölgeye hakim olmak. Merkezimiz Bolu'da bu evet, arada. Bolu merkezdeyiz evet. Ama Türkiye'nin tamamına hitap ediyoruz. Neredeyse o şekilde bir çalışmamız var. Tabii personel sayımızı da artırarak daha fazla müşteriye ulaşmak, daha fazla satış yapmak, daha fazla ürün gamını genişletmek. Neden sizinle çalışıyorlar? Neden sizi tercih ediyorlar? Bir kere kalite. Kalitesine güvenmediğim hiçbir ürünü ürün gamımız içine koymayız. İyi markalarla çalışıyorsunuz. Kesinlikle iyi kesinlikle iyi markalar olacak. İyi bir ekip olacak. Aile gibi olacağız. Ben performans yönetimi de farklı bir nokta burada. Kesinlikle. Öncelikle kutluyorum sizleri. Bir ziraat mühendisi olarak hem tarıma bu kadar katkı sunduğunuz için hem de kendi bölgenizden başlayarak böyle bir yatırıma imza atmanız çok değerli. Bütün bu bilgileri ekran taşımanız, izleyiciyle buluşturmanız da çok güzeldi. Programımızda en çok bilgi gören kısımlardan biri olacağını düşünüyorum. Ayrıca misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Temel anlamda markamızı, ürünlerimizi, birçok şeyi konuştuk ama atladığımız yerler de olabilir. Son olarak neler söyleyelim izleyicilerimize? Ben teşekkür ederim programınızda bize yer verdiğiniz için. Ekibimle birlikte tedarikçisi olduğum bütün iş ortaklarım ve benim bana tedarikçi olan firmalarımızla birlikte güzel bir aileyiz. Her zaman müşterilerimizin hizmetindeyiz. 2021 için hayırlı, güzel, başarılı bir üretim yılı, verimli bir üretim yılı dileriz. Olsun, evet. Biz de bu alana katkı sunduğunuz için, bu verimliliğin artmasına vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür sizin ederiz. Sizin gibi değerli isimlerin varlığı önemli. Tarım sizin de gelişip güzelleşiyor. Hep birlikte. Evet. Hep o birlikte. Zaman kolaylıklar dileyelim hepimize. Biz de işin yayıncılık tarafında elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki konuğumuzla birlikte olmak için biz yola çıkarken siz programımızı izlemeye devam edin. Hoşça kalın.
Özellikle son zamanlarda doğal beslenmeye ve doğal ürünlere yönelim çok arttı. Tabii doğal ürün alırken nelere dikkat etmeliyiz, nerelerden almalıyız, ürün seçerken, ürün beğenirken nasıl bir yol izlemeliyiz? Tüm bunları genç bir girişimcimizle birlikte değerlendireceğiz. O genç bir üretici ve girişimci ama ikinci kuşak temsilcisi. Aileden gelen bir meslek. Sivas'tan Kocaeli'ne uzanan da bir serüvenleri, hikayeleri var. Peki neredeyiz mağaza olarak? Ürünlerimiz nerede üretiliyor, nasıl temin ediliyor? Tüm bunu da birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Adem Bey. Merhabalar. Teşekkürler. Öncelikle mağazamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Adem Bey, kısaca hem sizi tanıyalım hem de bu işe aile olarak nasıl başladınız, nasıl ilerlediniz, ne kadar yıldır bu işin içindeyiz onu izleyicilerimizle paylaşalım. Aslında işe başlamamız ta dededen gelen bir meslek. Dedemizin de eskiden bir marketi varmış, bir işletmeciymiş. Ben kendim öyle yorumluyorum. 92 yılından beri bir değirmenimiz var Sivas Gürün Sarıca köyünde. Ailecek biz bu işi yapıyoruz. Yani süt ürünleri olsun, bazı kuru meyveler olsun, bakliyatlar olsun. Hep bu işin içindeyiz aslında. 6 yıldan beri de Sivas'ta bu işi ticari anlamda yapıyoruz. Sivas'ın neresindesiniz? Sivas'ın Gürün Sarıca köyü. Köyümüz aslında Malatya ile sınır bir köy. Güzel doğal bir ortamda üretiliyor her şey o zaman. Tabii ki her şey doğal. Aslında organik aile dememizin sebebi de o. Yani ailecek bu işleri, yani bu işi en iyi şekilde yapıyoruz. Yani sağlıklı bir şekilde üreteceğiz aslında. Geleneksel yöntemlerle yapıyoruz değil mi? Geleneksel yöntemler, yani hiç katkı maddesi kullanmadan, bir ürünün genetiğini, orijinalini bozmadan ürettiğimiz ürünü direkt tüketiciye veriyoruz. Çok güzel. Şimdi tabii Sivas'la başladık. Peki Kocaeli, İzmit'e ne zaman geldik, bu güzel mağazayı açtık ve neden Kocaeli? Ya aslında Kocaeli'de bir daha önce yaşamışlığım vardı. Kocaeli'yi de çok sevdiğim için yani Kocaeli'de düşündük bu mağazayı. Aslında Sivas merkezde de düşünüyorduk böyle güzel bir mağaza yapmayı ama Kocaeli halkına hizmet etmek istedik. Yani Kocaeli'de bir yaşanmışlığım vardı. Hayalimi Kocaeli'de gerçekleştirmek istedim işin açısından. Bir öngörünüz oluştu belki de. Evet, evet. Peki kaç kişi çalışıyor bütün bu oluşumda? Üretim kısmı, satış kısmı? Ya satış kısmında biz 4 kişiyiz. Yani mağazada 4 kişiyiz ama üretici kısmında işte annedir, babadır, dedem bile yani 95 yaşında, o bile bize destek veriyor. Tecrübeleriyle. Tabii ki kesinlikle, yani tecrübeleriyle bize destek veriyor. Yani köyde işte ablalar olsun, teyzeler olsun. Yani çalışan sayımız aslında şu kadar kişi diyemeyiz. Yani birçok kişi bize destek veriyor bu konuda. Yerel üretimi de aslında destekliyorsunuz. Tabii ki, yani işte örnek veriyorum, Denizli'den olsun, işte Muğla'dan olsun. Biz önümüzdeki yıl hangi ürünü alacağız? Oradaki üreticiyle görüşüp o ürünü hazırlattırıyoruz. Yani bu anlamda da oradakilere de aslında bir destek vermiş oluyoruz. Tam da bu noktada ürünlerimizden bahsedelim. Çeşitlerimizde neler var, kaç çeşit var toplamda? Tabii onu tahmin etmek biraz zor, evet, değişiyordur evet, mevsimine göre. Temel başlıklar halinde sayalım neler var. Aslında en önemli ürünlerimiz, süt ürünlerimizle başlayayım. Süt ürünlerimiz var. Yani aslında bizim asıl işimiz internet. Yani internet üzerinden, web sitemizden, Instagram'dan, işte diğer internet sitelerinden bize ulaşabilirler. Süt ürünleri, kuru yemiş, kuru meyve, bakliyat, baharat ve özel yapım, kendi değirmenimizden işte tahindir, fındık ezmesi, fıstık ezmesi. Tabii bunlar markette satılanlar gibi değil, şekersiz ürünler olarak hazırlayıp müşterimize sunuyoruz. Doğal ortamlarda üretilen ve doğal yöntemlerle oluşturulan ve tüketiciye ulaştırılan ürünler. Evet, yani örnek veriyorum, Kocaeli mağazamıza gelen her müşterimiz, müşterimizle birlikte hazırlayıp verdiğimiz fındık ezmemiz var, fıstık ezmemiz. Yani müşterimizle birlikte hazırlıyoruz aslında. Yani müşterinin içine ne koyduğumuzu müşteri görebiliyor. Süt ürünleri olarak neler var? Süt ürünleri olarak tereyağı var, başta olmak üzere, ve şirden mayalı peynirlerimiz var. Yani, bir peynir. Yani şirden mayası peynir dediğim, ya yani çok geleneksel yöntemlerle yapılan, mayadan yapılan bir peynir. Suyun içerisinde bekliyor, salamura suyun içerisinde ve hiç özelliği kaybolmuyor. Yani bir sene veya da 1,5 sene sonra çıkartıp da yiyebiliyorsunuz hiç özelliği kaybolmadan. Uzun ömürlü. Uzun ömürlü, evet. Kuru yemişlerde neler var? Ya kuru yemişlerde çeşit çok. Yani bademinden tutun fındığına kadar, fıstık, işte kabak çekirdeğidir, ay çekirdeğidir. Biz tezgahımızda genelde ithal ürünlere yer vermek istemiyoruz. Yani hem Türkiye açısından hem tüketici açısından en iyi yerli ürünleri bulundurmayı çalışıyoruz. Zaten yerli üretimi destekleyen, evet, ve bu anlamda da proje geliştiren bir ailesiniz. Peki meyvelerde neler var? Kuru meyvelerde. Meyvelerde de yine aynı Türkiye'de yapılan şekersiz meyve kurularını bulunduruyoruz.
Yani işte eriktir, eriğin 3-4 çeşididir. İşte kayısılardır. Yine kayısının 4 çeşidi mevcut mağazamızda. Şekersiz kivi kurusu, şekersiz çilek kurusu, işte yani şekersiz ürünleri mağazamıza bulunduruyoruz ve müşterimize ulaştırıyoruz. Çünkü şekerli ürünlerin hem ithal olarak geliyor Türkiye'ye hem de çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden müşterimize tavsiye etmiyorum. Sebzeler de görüyorum. Evet, sebzeler de Gaziantep yöresinden geliyor. İşte dolmalık patlıcandır, dolmalık biber, yeşil fasulye kurusu, bamya kurusu. Yani birçok ürün Gaziantep yöresinden de geliyor. Tabii oranın ikliminden dolayı oranın ürünleri birazcık daha lezzetli oluyor. Baharatlarda? Baharatlarda yine Antep, Sivas ve Urfa yöresinden geliyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Hangi ürün nerede en iyi yetişiyorsa evet, onu oradan üreticiden alıp tüketiciyle buluşturuyorsunuz. Aynen öyle, evet. Yani bir ürünün yeri merkezi nereyse oradan temin ediyoruz. Örnek veriyorum, Antep fıstığı Antep'te çok iyi yapıyorlar. Biz Antep fıstığını direkt Antep'ten alıyoruz. Müşterimize sunuyoruz. Gözüme şimdi reçeller mi, onlar bilemedim neler var. Orada reçel ve pekmezler var. Bunlar da tamamen ev yapımı. Yine güzel gözüküyorlar. Evet. Evet. Yine köyde ablalarımızın yaptığı, işte teyzelerimizin yaptığı ürünlerdir. Biz de bunları alıyoruz. Hem oradakilere destek oluyoruz hem de tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturuyoruz. Tasarım da çok güzel değil mi? Biraz vitrine de önem vermişsiniz. Evet. Tasarım tamamen benim hayalimdi. Yani böyle bir mağaza... Yengeç burcu muydunuz? Evet, yengeç burcu. Yengecin en büyük güzelliği çok iyi, hayal gücü çok iyi çünkü. Evet. Burada bir hayalimi gerçekleştirdim bu mağazayı tasarlarken. Ya bu mağazada olmaktan da mutluyum yani işte. Üretim miktarlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tabii o yılki ürünün üretimiyle de ilgili olabilir. Var mı böyle yani ortalama bir sayı? Aslında öyle bir ortalama bir sayı yok. Yani verimle alakalı, bir üründen çok verim almışızdır. Onu ona göre üretiyoruz. Çok üretmiyoruz aslında, yani müşteriye çok üretmiyoruz. Müşterinin tüketebileceği kadar, yani müşterinin talebine göre üretim sağlıyoruz. Sivas'taki mağazanız var mı orada? Şöyle, üretim yeriniz farklı herhalde. Sivas'ta küçük bir yerimiz var. Orada genelde kargolama işleri yapıyoruz. Tabii müşterilerimiz gelip orada görüp ürünleri alabilir, bakabilir, ziyaret edebilir. Çayımızı içebilirler. Yani orada da küçük bir yerimiz var. Çalışma saatlerinizde pandemi koşullarına göre bütün önlemleri de almışsınız. Hijyen de çok önemli. Tabii ki. Çok pırıl pırıl mis gibi de bir mağazanız var. Bunlara dikkat ediyoruz herhalde. Tabii bizim mağazada öncelik olan hijyen. Yani hiç müşteri gelmesin ama temizliğimiz çok güzel olsun. En önemli verdiğimiz şey hijyende. Çünkü gıda işiyle uğraşıyoruz. Devamlı gıdaya temas ediyoruz. Müşteri bunu alıyor, gidiyor, evinde yiyor. O yüzden hijyen bizim için çok önemli. İlerisi için hedeflerin var mı? İlerisi için hedeflerim yani dediğim söyledik gibi. Söyledik, biraz arttırmayı düşünüyorum. Belki iki mağaza daha düşünüyorum. Bunun haricinde fazla bir şey düşünmüyorum. Üretim miktarınızı arttıracaksınız. Daha kesinlikle. Çok insana ulaşacaksınız. Kesinlikle, yani üretim miktarı artar. İki şehirde, farklı şehirlerde hizmet vermek istiyoruz müşterilerimize. Şimdi genç bir girişimcisin. Bu programların en büyük özelliği de genç girişimcilere örnek olmanız, onları cesaretlendirmeniz. Bu işe özellikle girmek isteyen çok var son zamanlarda. Neler önerirsiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Bu işi seviyorlarsa bugün başlayabilirler. Yani tamamen işi sevmekle alakalı. Ben işime aşık biriyim aslında. Çok da seviyorum, severek de yapıyorum. Şanslıydın, ailen zaten doğal bir ortamdaydı. Belki de onun da bir avantajı vardı. Tabii ki anne baba destekledi. Bir tane kardeşim var, o destekledi. En büyük destekçim eşim oldu. Yani bunların desteğiyle aslında ilerliyoruz. Evet, buradan onlara da sevgilerimizi iletelim. Böyle güzel bir oluşumda emeği olan herkesi de kutlayalım. Öncelikle çok teşekkür ederim Adem Bey. Mağazanızın kapılarınızı bize açtınız. Tamam. Ürünlerinizle ilgili izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Umarım ileride yine farklı projelerde bir araya geliriz. Atladığımız yerler olabilir, unuttuğumuz yerler. Neler söyleyelim son olarak tüketiciye, izleyicilere? İzleyicilerimizi, Kocaeli'de olanları mağazamıza bekleriz. Ne ürün alırlarsa alsınlar, çok dikkat etsinler. Çünkü aldığı ürünleri çocukları yiyor, hasta annesi babası yiyor, kardeşi yiyor, kendisi yiyor. Ne alırlarsa alsınlar, çok dikkat etmelerini istiyorum. Doğru yerden doğru ürünleri almaları gerekiyor. Evet, doğru yerden doğru ürünleri ulaşsınlar. Yani bizden almaları önemli değil, en iyi ürünü alsınlar. En kaliteli işlenmemiş ürünleri alsınlar. İsmimiz Köydeyiz olarak geçiyor restorantımızın. Özellikle Köydeyiz kelimesini kullandık çünkü köy ürünlerini ön plana çıkarmak istedik. Köy yöresel ürünlerini ön plana çıkarmak istedik. Ondan dolayı bu ismi seçtik. Şu anda bulunduğumuz yer Düzce'nin Köprübaşı Ömer Efendi Köyü. Merkez köyü burası.
Bu köyün de en güzel yerinde ve köyün en güzel alanı değil mi? Evet, köyümüz oldukça yeşil bir köy, Çerkez bir köyü. Yeşilliği, bahçeleri oldukça geniş, güzel bir köyümüz var. Biz de bu yer içerisinde kendimiz restoran faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz burada. Ne kadarlık bir alan üzerindeyiz? Kaç kısımdan oluşuyor burası? Aşağı yukarı bir dönümlük arazi üzerinde bir yerimiz var. Eski bir köy konağıydı burası. Biz orayı restore ederek restoran haline getirdik. Kapalı alan ve açık alandan oluşuyor, bahçeden oluşuyor. İki bölümden oluşuyoruz. Açık, ferah bir alan. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Bahçe kısmında yaklaşık 80 civarı kişi ağırlayabiliyoruz. İçeride biraz daha az oluyor. Peki gün kaçta başlıyor? Burası kaça kadar hizmet veriyor? Şu anda pandemi dönemi olduğu için biz sabah 10.30 gibi başlıyoruz. Akşam 7 gibi de bitiriyoruz. Kahvaltıyla o zaman başlıyoruz. Kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam servislerimiz de var mı? Tabii. Biz gün başladığı zaman kahvaltıyla, bu kahvaltının içerisinde bizim kendi Çerkezlere özgü menülerimiz de var. Onları da koyuyoruz. Bahsedeceğiz onlardan. Aynen. Öğleden sonra ve akşam üzeri de yine bizim hem yöresel hem de Türk mutfağına özel yemeklerimizden yapmaya çalışıyoruz. Şimdi masamızda sadece bunların bir kısmı var sunum olarak. Evet. Neler bulunuyor? Önce masamızdan başlayalım. Sonra öğle ve akşam servislerimizdeki yemeklerden de bahsedebiliriz. Evet, ben size şöyle bahsedeyim. Bizim kendi yöresel ürünlerimizden bahsedelim. İşte bizim Çerkez peyniri, yaş Çerkez peyniri oldukça çok tüketilmekte bizde. Hemen yanında kızarmış Çerkez peyniri var. Bunu kahvaltılarda ve mamırsa yaptığımızı onun yanında kullanıyoruz. Yine bu yaş peynirin kurutulmuş isli peyniri var. Çerkezlere özgü olan. Aynısının abaza peyniri de mevcut. Bu görmüş olduğunuz abaza peyniri. Bu görmüş olduğunuz peynirler Düzce ve Adapazarı bölgesindeki köylerde sıklıkla yapılıyor. Buraya özgü. Aynen. Çerkez abaza köylerinde o geçmişten günümüze kadar gelen bir lezzet. Oldukça da güzel. Tadanlar çok memnun kalıyorlar. Yine devam edersek halüc dediğimiz yağda halücümüz var. İçerisinde yine Çerkez peyniri konularak yapılır. Pişimiz var kahvaltıda kullandığımız. Onun yanında da görmüş olduğunuz suda halüc diyoruz. Mantıya benzer. Onun içerisinde de Çerkez peynirinden ya da patatesten yaparlar. Üzerine yoğurt ve baharatlarla servis yapılıyor. Bu şekilde oluşan bir menümüz var. Veteriner hekim hayvan sağlığı ve insan sağlığı ve çevre sağlığı gibi geniş bir alana sahip. Ama günümüzde insanlarımızın anladığı kadarıyla hayvan sağlığı ve onun tedavisi, önleyici aşılamalar, beslenmeleri hepsini kapsıyor. Yani hayvan sağlığıyla ilgili her alanda önleyici tedbir, müdahale, bunun gibi işlemler uyguluyor. Sizin alanınızda neler var? Hayvan olarak hangileri var ve neler yapıyoruz? Bizde gerek pet, gerek büyükbaş hepsine hem tedavi, koruyucu aşılamalar, pet malzemeleri gibi ürün de sunuyoruz hizmetlerimizin yanında. Akçakoca'dayız. Hizmet alanınız nerelere kadar uzanıyor? Mevzuat gereği il sınırları içinde ama dışarıdan da gelen hastalarımız oluyor İstanbul, Ankara sezonunda. Ama genel olarak Düzce ili içinde. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yine birlikte olmayı dileyelim. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.